bunca sabrın sonu, güzel duaların kabulü, kalbimizin huzuruysa ne mutlu bizlere. Makro Market'in katkılarıyla Galip Marlalı'nın hazırlayıp sunduğu iftar saati Ribat FM'de başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar. Ribat FM'de iftar saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ramazan'ın 6. günündeyiz bugün. Çok hızlı geçen bir zaman dilimi bizi her gün aynı şeyleri söylemeye sevk etse de önemli olan bunları düşünmek, yani zamanın hızlı geçtiği bilinciyle yaşamak ve ona göre tedbir almak. Onun için sıkıyorsak affola. Şu ana kadar biz iftar saati programımızda çok önemli konuklar ve her biri Konya için farklı değer taşıyan konuklarla sizleri buluşturma noktasında ayrı bir özen gösterdik. Bugün o konuklarımızdan birisi yine stüdyomuzu teşrif etti. Şöyle bir hatırlayacak olursak Doktor Faik Özdengül bizim ilk Ramazan günü konuğumuz oldu. Rumi ve Aşkın Terapi kitaplarının yazarı, Her Şey Yağmurla Başlar kitabının yazarı. Sevgili Faik Özdengül'le sohbetimizi ertesi gün Ahmet Han Horasan'la devam ettirdik Ramazan sohbetimizi. O da Bir Başkentten İzler kitabının yazarı olarak bizlerle birlikte oldu. Aynı zamanda bir hukuk adamı kimliği de taşıdığı için kısmen böyle hukuki konulara da değindik programımızda. Sonra Selma Selim Akyüz hocamız geldi ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Selma Selim Akyüz'le de sosyal medyayı konuştuk. Dün itibariyle stüdyo konuğumuzda sevgili Alaaddin Aladağ oldu ve kendisiyle hem Sille'yi konuştuk hem Konya'nın gülleri olarak nitelendirilen meczuplarımızı böyle hem ismen hem muhit olarak ve hem de özellikleriyle programımızın bir bölümünde ele aldık. Şimdi Ramazan böyle keyifli bir şekilde geçiyor bizim için. Umarız sizler de dinlerken aynı keyfi alıyorsunuzdur. Her Ramazan beraberinde şöyle bir konuşmayı da getirir. Nerede o eski Ramazanlar? Bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlar artık yok diye belli bir yaş üstü grup hep bu eski Ramazanlarla alakalı bir serzenişte bulunurlar. Bir özlemle eski Ramazan'ı aradıklarını ifade ederler. O eski Ramazanların özellikleri neydi diye bugün stüdyo konuğum Osman Bozdemir'e sorarak topu ona bir atayım, ona bir pas vereyim. Sevgili Osman Bozdemir hocam da aynı zamanda bir eğitmen ve Harman Biş diye bir kitap yayınladı ki bu kitapla ilgili olarak zaten özellikle ben konuk olsun programımıza istedim. Çok uzun uğraşlar sonucu belki 20 yıla varan, öyle değil mi hocam? 2003-2001 yıllarında araştırmaya başladım. 17 yıl olmuş. 17 yaklaşık 20 yıllık bir emeği içerisinde barındıran Harman Biş'i konuşacağız. Ama Harman Biş'in öncesinde şu sorumuzun cevabını bir alalım. Osman hocam öncelikle hoş geldiniz tekrar. Eski Ramazanlar neden özleniyor? Yani bizim de özlediğimiz Ramazanlar eskidi mi? Bizim özlediğimiz eski Ramazanlarla bize nerede o eski Ramazanlar diye eski Ramazanları arayan dedelerimizin eski Ramazanları bir mi? Ve Ramazan, her Ramazan eskidikçe aslında yenileniyor mu? Böyle iç içe bir soru oldu bu.
Evet, bayağı iç içe oldu. Efendim hoş bulduk diyoruz. Seni yine tekrar böyle mikrofonların arkasında görmek çok güzel. Uzun yıllardır radyoculuğun vardı, bunu biliyoruz. İlgiyle de takip ediyoruz. Aslında şöyle, eski Ramazanlar bizim tabii çocuk olduğumuz dönemdeki Ramazanlar yani. Şimdi baktığınız zaman çocuklara da belki onun özlemi, yani o Ramazan'ı da çocuklar o 11 ayın içerisinde o bir ayı bekliyorlar gibime geliyor bana. Yani onlar için de farklı bir Ramazan. Ama bizim en büyük avantajımız şu, biz dijital çağda yaşamadık. Biz telefonun ve televizyonun bol olduğu dönemlerde değil, sohbetin ve muhabbetin, arkadaşlığın, dostluğun bol olduğu dönemlerde yaşadık. Paylaşmanın bol olduğu dönemlerde yaşadık. Birlikteliğin bol olduğu dönemlerde yaşadık. Belki onun biraz özlemi var. Çünkü içinde yaşadığımız dönem bireysel, biraz daha bireysel, yani biraz daha bencil çocuklar olduğu dönem. Dolayısıyla paylaşmak, bir yerlerde olmak, o duyguyu birlikte yaşamak, üzüntüyü, mutluluğu, bunu bilmeyen çocuklar. Biz de bunları görünce biraz hayıflanıyoruz ve nerede o eski Ramazanlar diyoruz. Çünkü o zaman hakikaten insanlar birbirleriyle muhabbet ediyorlar, birbirleriyle iftar, yani bir komşu, mutlaka komşular birbirlerine iftara giderlerdi yani. Şimdi öyle bir şey yok maalesef yani. Belki bir köy oturuyoruz bir binanın içerisinde ama hiç yani belki bir tane, hani o da çok yan komşumuzda ya tanışıyoruz ya, komşu, ya tanışmıyoruz, karşı ya komşumuzdur. Bu çok başka acı bir şey ya hocam. Şimdi bizim çocukluğumuzda cep telefonu yoktu, internet yoktu. Evet. O yüzden Ramazan bize güzeldi ve bu bahsettiğimiz bizim kendi jenerasyonumuzun eski Ramazan'ı. Peki babamların, yani bizim babalarımızın 50, 40 ve daha öncesi dünyaya gelen insanların da özlediği bir Ramazan var. Bizim eski Ramazan'ımızla onların eski Ramazan'ı da örtüşmüyor, birbirini tutmuyor. Onlar da şunu mu diyecek? Siz televizyonla büyüdünüz. Bizim dönemimizde televizyon yoktu, radyo yoktu mu diyecekler? İçeriden çok ses geliyor arkadaşlar. Öyle mi diyecekler? Ya şöyle, bir şeye emek verirseniz onun güzelliği artar. Yani bir emek neticesinde bir şeye vakıf olursanız, vasıl olursanız onun mutluluğu, sevinci daha farklı olur. Dolayısıyla tabii ki babalarımızın, dedelerimizin emeği bizim emeklerimizden daha fazla. Ve dolayısıyla onun tadı, onun hazzı daha fazla dır diye düşünüyorum ben. Ve bunda muhtemeldir ki bundan dolayı böyle bir çıkarımda bulunuyorlar diye düşünüyorum. Ya da biz de öyle düşünüyoruz. Yani sizin dediğiniz de bu noktada doğru. Evet, biz televizyonlarla büyüdük yani. Orada o zaman televizyon da yoktu. Hani bizim çocukluğumuzun bir dönemini evet televizyon kapladı. Yani ben Lale Bahçe Mahallesi'nde büyüdüm mesela. Mahallemizde ilk televizyonu Kore Gazi Mehmet amca, Mehmet Tomas amca almıştı ve biz bütün çocuklar onun evine gitmeyi ve özellikle akşam babamgile söyleyip yani onlara misafirliğe gitmeyi arzulardık. Sonra babam dayanamadı, ikinci televizyonu bize aldı. Mahallede iki televizyon vardı, birisi Mehmet amcanın. Sizin Ramazan'ınız da öylece öldü yani. Evet, ama şöyle yine kısmen öldü demeyelim. Mahallenin bütün çocukları bizdeydi yani ve kardeşhane. Yani işte 20 çocuk düşünün bir odanın içerisinde, her biri birinin kucağına yatmış bir dizi seyrediyor. Yani o zaman işte Görevimiz Tehlike, Kara Şimşek falan. Kara Şimşek. Yani onlar meşhurdu. Zaten saat 9'da 10'da açılır. İşte akşam 9'da Adile Naşit'le kapatılırdı yani televizyonlar. Sonra işte bu özel televizyonların yaygınlaşmasıyla artık biraz daha bozulma diyelim gerçekleşti. Netice itibariyle gelen her yenilik bizi örfümüzden biraz daha koparıyor gibi bir sonuca da. Evet, işte onun için ona özlem diyoruz biz. Oradaki samimiyeti göremediğimiz için özlemimiz buna doğru kayıyor diye düşünüyorum.
Ve bu gitgide artacak belki de yani. Kesinlikle. Çünkü bizim çocuklarımız da artık tabletlerle, cep telefonlarıyla ve mini PlayStation'larla büyüyorlar. Topraktan uzak, bilyeden, çamurdan, gökyüzünden uzak. Ya şöyle mesela araştırma var. Dünyada 1 milyar üzerinde insan dijital oyun oynuyormuş. Yani düşünün. Gerçek dünyadan uzak, sanal dünyaya kendisini kapatıyor. Ve bu 1 milyar nüfus demek evet, yani. Evet. Korkunç bir rakam işte. Yani ve bu durum giderek yani 4-5 yaşa kadar iniyor yani. İşin handikabı bu. İnanın ben mesela işte kitap vasıtasıyla okullara gidiyorum. Orada belirli seçtiğim oyunlar var. Yani çocukların bir takım özelliklerine değinmek için modern dramayı da içine alarak geleneksel çocuk oyunlarını harmanlayıp bir program sunuyoruz. Ben orada şunu gördüm. İnanın çocuklar hayal kuramıyorlar. Mesela bir oyunumuz var. O hayal kurmasını gerektiriyor. Çok basit. Yani çok basit. Yani isim, isminin önüne bir hareket ekleyecek yani. Bunu bile ben ne yapayım diyor çocuk. İnanın ben ne yapayım diyor. Yani. Bu neye bağlı? İşte bu dijital dünyaya bağlı yani. Eyvah, eyvah. Bizim şöyle burada iki türlü faktör de var tabii. Annelerimiz de çalışıyor şu anda. Sadece babalarımız değil. Dolayısıyla anne ve baba eve geldiklerinde yorgun oluyorlar. Çocuk hadi bir oynayalım dediği zaman oğlum şu tabletini al sen oynaya dur ben bir işim var. Hani anne eve geldi yemek yapacak ev işleri var vesaire var zaten yorgun. Baba geliyor baba hadi oğlum hani bir iki yaparsa o da yani belki. Ondan sonra tekrar o da oğlum şu tabletini al ya da baba telefonunu ver. O, yani herkes bir memnuniyet yani çocuk ondan uzak. Baba ve anne dijital dünyaya kadar, hapsediyorlar. Evet, senin oyun memnun alanın burası. Senin muhatap olacağın şahıs anne baba değil. Sen şunla muhatap ol ve lütfen vaktini bununla geçir. Saat 9.30 oldu mu da yat. Bizi yorma. Evet. Evet bizi yorma. Bulaşma bizi yorma, bize. Bulaşma yani bize. Böyle bir şey var. Ama işte bu şunu mutsuz çocuklar doğuruyor. Hayal edemeyen çocuklar. Hayal edemeyen mutsuz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela eşimin bir arkadaşının küçük daha ana sınıfına giden bir çocuğu işte durmuyor falan. Diyor ki eşime ya sen neymiş işte bir yer var mı? Ya bir yer duymuştum falan diyor ama bir araştırmadım. Sonra hanımefendi kendisi gidiyor orayı araştırıyor ve seansa giriyor. Şimdi dikkat edin. Bu tip yerler çoğaldı yani. Çocuk o terapi vesaire işte. Çocuğu için mi terapi istiyor? Evet evet çocuğu için terapi istiyor. Yani çocukta gerilik görüyor ya da onunla yani çocuğun durmadığını düşünüyor. Bir anormallik var. Bir yani anormallik var diye düşünüyor. Aslında anormallik yok ben gözlemlediğim kadarıyla. Neticesine geleceğim asıl önemli olan şu. Neticesine gireceğim asıl önemli olan şu. Hanımefendi gidiyor. İçeriye giriyor durum böyle böyle tamam efendim diyor işte bir odaya alıyorlar siz burada bekleyin diyor cam kapısında cam olan hanımefendi gözlemliyor çocuğunu oradaki hanımefendinin yaptığı tek şey çocukla oynamak oynuyorlar bir saat falan gidiyor 150 lira parasını yatırıyor sonra akşam benim hanımı arıyor ya diyor ki biz diyor aslında çocukla oynamıyormuşuz sadece girdiler oyun oynadılar ve 150 liramı aldılar. Çocuk bir daha gitmek istiyor oraya. Yani oyun oynuyor. İşte oyun bir terapi aslında. Annesiyle ve babasıyla oynayan, kardeşleriyle oynayan çocuk mutlu çocuktur. İşte Doğan Celoğlu diyor ki bir çocuğun ana vatanı, ya bir insanın ana vatanı çocukluğudur diyor. Siz o çocukluğu ne kadar ayakta tutabilirseniz, ne kadar mutlu kılarsanız gelecekte o kadar mutlu insanlar meydana getirirsiniz. Güzel. Biz bunu yapmıyoruz. Biz çocuklarımızla oynamıyoruz. Bizim mesela mottomuz şu. Önce oyun sonra ders. Çünkü çocuk oyunla doyduktan sonra oraya motivesi daha kolay oluyor. Daha rahat oluyor. Ama siz o çocuğun o oyun isteğini, oyun ruhunu burada doyuramıyorsanız istediğiniz kadar oğlum ödev yap, kızım ödev yap, oğlum şunu oku, oğlum bunu yap. Bunun uygulandığı ülke var mı? Yani önce oyun sonra ders. Yok ama şöyle Finlandiya eğitim sistemini bu noktada biraz daha oyunla eğitim diye tabir ediyorlar ama
yani iş bu noktaya geldi. Çünkü sokaklar yok. Çünkü arkadaşlar yok. Çocuk evde, yani sabah 8'de servisine biniyor, 9'da okuluna varıyor, 4'te okulundan çıkıyor, 5'te evine geliyor. İşte yemek, ödev vesaire. Ondan sonra saat 9, 9.30, 10, haydi yatağa. Nerede oynayacak çocuk? Bu enerjisini nerede atacak? Sonra hırçın, kavgacı, geçimsiz, bencil, geçimsiz. Algıda işte öğretmen diyor ki ya çocuğunuz çok iyi ama işte algısı biraz zayıf. Robota dönmüş. Robota dönmüş yani. Bunu ortadan kaldırabilmek adına oyun serpiştirmek. Kesinlikle yani çocuk ve oyunlarımız hakikaten yani bugün son dönemde hit olan işte değerler eğitimi işte vesaire okullara değer. Ya oyunla siz bütün değerler eğitimini veriyorsunuz aslında. Yani ve oyun her alanda, yani bugün fen ilimlerinde de oyun, din ilimlerinde de oyun. Yani ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bak ismi hala hatırlıyorum. 42 yaşındayım. Hamdi diye bir hocamız. Hamdi. O zaman ilahiyatta okuyan bir öğrenciydi. Bizim mahallenin camiinde imamlık yapıyordu. Biz onunla ders yapmak adına camiye gitmek için can atıyorduk. Yani neden? Caminin içerisinde biz güreşiyorduk. Caminin içerisinde koşturuyorduk. Ondan sonra hafta sonları gidip mahalle maçları, işte yan mahallenin imamını ayarlamış, oradaki çocuklarıyla birlikte mahalle maçı yapıyorduk. İşte bu bizi o camiye bağlayan bir unsurdu yani. Bir oyun aslında. Tabii, güzel. Bir unsurdu. Ve biz can atıyorduk. Yani biz Kur'an kursuna gitmeden önce bütün hatmimizi yapmış, işte Yasin, Tebareke, Amme, bunları ezberlemiştik ya ve severek, isteyerek bunu yapmıştık. Şimdiki çocuklarımız ortaokulda bitiriyor, zaten bundan uzaklar, dersten uzaklar, arkadaşlıktan uzaklar, oyundan uzaklar. Bilmiyorum ben ama karamsar değilim yani. Yavaş yavaş artık devlet politikası olarak da bu işlenmeye başladı. Ben çalışmaya başladığımda inanın 2004 yılına ait bir tez buldum. Onun haricinde hiçbir kitap yoktu yani. Belki bir seyirlik oyunlarla alakalı yine bir tez vardı. 2007 yılına kadar basılmış bir meta yoktu yani. Yani çocuk oyunlarıyla alakalı. Çocuk oyunla, geleneksel çocuk oyunlarıyla alakalı. Hiçbir kaynak yoktu. Şimdi bir sürü kaynak var. Yani herkes bu alana, hatta özel olarak federasyonlar, çocuk oyunları federasyonu kuruldu. İşte birkaç oyun üzerinde okullarda bunların turnuvaları vesaireleri yapıyorlar. Amatör şekilde ama yine aynı. Yani normal spor bakanlığına bağlı bir federasyon değil, amatör bir federasyon kuruldu. Bunlarla uğraşıyorlar. İnşallah bunların, bu oyunların müfredata girmesiyle alakalı da bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. Çok güzel. Şimdi hocam şunu merak ediyorum ben. Sizin not aldığınız bu oyunlar bizim çocukluğumuza dayanan ve işte bizim belki annelerimizin, babalarımızın da oynadığı, çok az ihtimal babaanne dedelerimizin de oynadığı oyunları içeriyor bu kitap, Harmanmış. Peki Selçuklu döneminde çocuk oyunlarıyla alakalı elimize ulaşan bir bilgi var mı? Osmanlı'da çocuklar nasıl vakit geçirirdi bununla alakalı? Yok, şöyle araştırmalarda yani Selçuklu'da da Orta Asya'ya kadar, yani Kudat Kubilik'te bu oyunlar geçiyor yani. İşte 930 yılında yayınlanan bir Çin oyun kitabında da mesela saklambaç var, köreba var mesela yani. Yani Orta Asya'da da bu oyunlar oynanıyor aslında. Hı hı. Geçen işte Etnospor'da da oraya davet edildik, gittik. Orada da bu Ankara kültürel miras, somut olmayan kültürel miras müzesi var. Oranın çalışanları olan elemanları mesela orada bu oyunları yaşatmaya, çocukları öğretmeye gayret ediyorlardı. Ben bu çok hoşuma gitti yani. Orada hatta bilmediğim birkaç oyunu da ben hemen literatüre aldım, videosunu çektim. Çok güzel, tatlı bir şey oldu. Bunlar yaşatılmaya devam ediyor. Yani bu Osmanlı döneminde de işte
Hatta Orta Asya Türklerinde de Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan Lukati Türk de geçiyor. Bu oyunlar işte aşık oyunları, körebe, uzun eşek, çelik çomak. Bunların hepsi Divan-ı Lugat-ı Türk'te evet, geçiyor. Evet, var. Yani orada var. Dolayısıyla bunlar hep oynanıyor yani. Eyvallah. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamdan sonra bir ezgimiz var. Onu da dinleyip tekrar konumuza döneceğiz. Dönüşte de çocuklarımız ne tür oyunlar oynayabilir? Yani evde oynanacak oyunlar var, bahçede oynanacak oyunlar var. İki kişiyle oynanacak oyunlar var. İşte 8-10 kişiyle oynanacak oyunlar var. Evet. Böyle Osman amcalarından bir tavsiye niteliğinde onlarla bir oyun arkadaşıymışçasına. Ya şunu da oynamamışsanız aman bu oyunu kaçırmayın diye çok önemli gördüğümüz oyunları çocuklarımızla da ailelerimizle de paylaşalım inşallah. İnşallah. Ramazan gününde Allah dertlere deva, hastalara şifa nasip eylesin. Şimdi kan anonsu yapılınca Allah şifa versin demek düşüyor tabii bize. İmkanı olan hemşehrilerimiz, dinleyicilerimiz varsa da lütfen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde adı geçen hasta veya yakınına ulaşmak suretiyle kan verme durumu varsa versin, kendisinden Allah şimdiden razı olsun diyelim ve dönelim konuğumuza. Şimdi Harman Biş'i ben sosyal medyadan, ben arkadaşlarımdan, ben Osman Bozdemir'den dinledim. Kısmen vakıfım da ama Ribat FM dinleyicileri, şimdi Konya dışında da çok fazla dinleniyor evet. Radyomuz. Bu kitabı nasıl alabilirler? Bu bir. Mesela bugün biz iki çocuk dinleyicimize hediye edelim bu kitaptan. Çocuklar bize ulaşsınlar ve onlara bu kitabı takdim edelim. Ama Harman bir şey biz şöyle bir ele aldığımızda dinleyicilerimiz ele aldığını düşünsünler. Nasıl bir kitapla karşılaşıyorlar? Harman Biş nedir diye bir soralım. Harman Biş nedir? Şöyle söyleyeyim ben tabii ikinci baskıyı yaptık biz şu anda. Birinci baskımız bitti. Büyük bir teveccüh var hakikaten öyle. Hem velilerden hem öğretmenlerden. Biz kitabı 3 gruba ithaf ettik. Birincisi çocuklara, ikincisi anne ve babalara, üçüncüsünde öğretmenlere. Gittiğimiz gördüğümüzde biz tabii şöyle kitabı sadece yazıp yani raflara koyup isteyen oradan alsın, isteyen alsın okusun anlamında bunu yapmıyoruz. Hakikaten biz bu oyunların öğrenilmesini, öğretilmesini ve yaşatılmasını istiyoruz. Önemli olan o zaten evet, değil mi? Evet. Yoksa dediğim gibi yani Harman Biş gelene kadar birçok kitaplar yayımlandı yani bu anlamda. Ama Harman Biş'in özelliği hem geleneksel oyunları içermesi, hem yazarının bunu modern drama oyunlarıyla harmanlayarak izleyici kitlesine, oyuncu kitlesine, çocuklara, öğretmenlere ve ailelerine sunması bu kitaba bir hız kazandırdı, bir ivme kazandırdı ve hakikaten geri dönütleri, geri dönüşleri bizim için çok önemli, mükemmel. Biz kitabımızın arkasında bir mail adresi, bir efendim WhatsApp hattı kurduk. Bu oyunları oynayanlar, anneler, babalar, öğretmenler evde bunların fotoğraflarını, videolarını çekerek bizlere yolluyorlar. Ve bunların hepsi bir havuzda toplanıyor. Bir havuz, evet, şu anda bir havuzda toplanıyor. İşte sitemiz hazırlanıyor. Onunla ilgili sosyal medya ağlarımız hazırlanıyor. Güzel şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Biz kitabı Harman Biş tabii şöyle yani şöyle ilginç bir anekdot anlatayım. Harman Biş ismini duyunca birçok kişi yani hemen hemen işte 10 kişiden 9 kişi diyelim yani bir kişi belki çıktı. Oyunların harmanlandığı
bir kitap olarak. Çünkü biz 9 kategoriye ayırdık. 99 tane oyun koyduk. Ama Harmanmış başlı başına bir oyunun evet, ismi. Evet, Harmanmış kendisi bir oyun. Bunu bilmiyorlar. Yani birçok kişi bilmiyor. Biz bunu anlatıyoruz. İlginç bir tevafuk olmuş. Belki evet. isabet de olmuştur yani. Evet. Farklı bir şey oldu. Yani dikkat çekti, öyle söyleyelim. Harmanmış'ı biz onlara tanıtıyoruz. Harmanmış nedir? Nasıl oynanır diye. Oradan başlayarak bu oyunları çocuklarımıza oynatmaya başlıyor. İkinci özelliğimiz şu. İçerisindeki bütün oyunları bir pedagog uzmanımız inceledi ve çocuklara hangi kazanımlar sağlayacağını da kitabımıza yer almasını sağladı. Yani öyle yersiz oyun oynayın diye sevk yok burada. Yok. Bir pedagog diyor ki işte Harmanmış şöyle bir oyundur, çocuklara şunu kazandırır. Evet, evet. Yani işte çeviklik, göz koordinasyonu, dikkat ve reaksiyon gelişimi destekler demiş mesela, yerden yüksek. Yani siz bunu Harmanmış için mi demiş? Yok, yerden yüksek oyunu için demiş mesela. Harmanmış için de bakalım ne demiş yani orada da. Ne kadar güzel değil mi sevgili dinleyiciler? Yani çocuğun bir pedagog eşliğinde şu oyunu oynarsa bu oyunla çeviklik elde eder. Bununla dikkat dağınıklığı azalır. Bununla biraz daha pratik düşünceler elde edebilir diye bir oyunla ilgili yönlendirmesi çok iyi. Evet. Evet, Harmanmış için de grup çalışması, psikomotor, dil, göz koordinasyonu, dikkat ve reaksiyon gelişimini destekler demiş. Çok aslında güzel. Oyun belki bilmeyenler için burada kısaca tarif edelim. Yani 4-5 çocuk toplanıyorlar, bir kum kümbeti yapıyorlar, üzerine biraz su döküyorlar, tekrar bir kum, üzerine biraz daha su, bir daha kum, belli bir seviyene gelene kadar bunu kümbet haline getiriyorlar ve bunu yaparken de bir tekerlemeleri var. Harmanmış, Harmanmış, Keloğlan'ın başı şiş sözleriyle bu kümbeti meydana getiriyorlar. Tamam, kümbet meydana geldi. Evet, ondan sonra işte 4 kişi ise 5 kişi ise her birimiz kendimize bir kapı açıyoruz. O kümbetten kenarlarına bir kapı açıyoruz ve o kapıyı işte bir tahta parçası ya da bir kiremit parçasıyla, bir taş parçasıyla kapatıyoruz. En üstüne de bir delik deliyoruz ve o delikten bir su salıyoruz. Hangimizin deliğinden, kapısından önce o su çıkarsa o oyunda yenilmiş sayılıyor. İşte o zaman için kuru yemiş, ceviz, ne bileyim, annesi yaptıysa su böreği, bak yani öyle bir oyunda bir ceza konuluyor. Ama ikinci bir mesela bizim oynayış tarzımız vardı. Ama bu belki de bilinçaltına mühendisliği de aşılayan bir oyun yani. Evet, yani onu olabilir. Tabii. Yani şöyle, bizim ikinci bir şey de şuydu. Bu Harmanmış oyununu oynadıktan sonra o kümbetin içerisini biraz daha şöyle kazıp evden getirdiğimiz patates, patlıcan, biberleri içerisine gömüp üstünü kapatıp bir ateş yakarak o kumun içerisinde o patatesin, patlıcanın közlenmesini bekleyip ondan sonra onu elin yanarak o patatesi şöyle çıkartıp böyle tuzlayıp yemenin zevki de bir başkaydı. Yani bir o paylaşma, işte patatesi yarıdan Harmanmış bittikten sonra kümbetin içi, öyle mi? Evet, evet. Allah Allah. O kümbetin içerisine biz patatesleri gömüp üzerine bir ateş yakarak orada közlenip ondan sonra yiyorduk. Orada pişiriyorduk. Orada pişiriyorduk. Pişiriyorduk. Evet. Harmanmış pişiriyor. Evet, çok ilginç. Harmanmış'ı çocuklarımız böyle oynayabilir. Başka ne tavsiye edersin hocam? Ramazan ayında mesela oruç tutan miniklerimiz, yani kardeşlerimiz şöyle, çok böyle terlemeden. Yani biz kitabımızı 9 kategoriye ayırdık. Yani sokak oyunları, ip oyunları, bille oyunları, kağıt kalem oyunları, hafıza oyunları, müzikli oyunlar, top oyunları, ev ve sınıf oyunları ve taş oyunları olmak üzere 9 gruba ayırdık. Buradan istediklerini seçebilirler. Yani mesela ben genelde gittiğim programlarda iğne iplik oyununu oynatıyorum mesela. Çok ilginçtir. Eskiden biliyorsunuz bu komşuluk ilişkileri had safhadaydı. Yani kışın özellikle komşular mutlaka akşamları bir diğerinin evine gider, mutlaka gidilirdi yani. Bir sohbet ortamı, insanın bir olma ihtiyacı bu anlamda giderilirdi. Sohbet etme ihtiyacı giderilirdi. O zaman kızlarımız anneleriyle, erkeklerimiz babalarıyla başka odalarda otururlardı. O zaman anneler kız çocuklarını hem hayata hazırlamak hem de
onları oyalamak tabiri caizse oyalamak için bir oyun üretmişler. İğne iplik diye bir oyun, çok basit bir oyun. Çok az kişi ise her birine birer iğne, bir iplik. Kalabalıklarsa gruplaştırmışlar, işte 3 kişi yapmışlar, 3'er 3'er 6 kişi. İğneyi vermişler, ipi vermişler, demişler ki iğne deliğinden ipi geçireceksin, sonra eşitleyeceksin, yanındaki arkadaşa vereceksin, o çıkartacak, ön yanındaki arkadaşa vereceksin, o iğne deliğinden ipi geçirecek ve eşitleyip düğüm atacak, dikişi hazır hale getirecek. Hangi grup onu başardıysa işte o zaman cebindeki, o zaman annemizin şalvarındaki belki bir leblebi tozu, bir leblebi üzüm kırığı, neyse ceviz, iğde. Mesela hepsi de şimdi, canlarını verdi. Şalvarın cebinde olur tabii, evet, bunlar. Evet. Değil mi? Yani şalvara şöyle elini daldırdı mı, yani bir avuç iğdeyi çıkarır verir. O kırık leblebi, üzümle karıştırılmış kırık leblebiyi çıkarır verir. Tabii. Yani böyle bir oyun kendiliğinden türetmişler. Güzelce bir oyun, eğlenceli. Ben oyunlara çıkartırken bir artık yaşı kemale ermiş bir tecrübeyi çıkartıyorum. Ondan sonra orta yaşlı bir hanımefendiyi, sonra da genç jenerasyondan bir hanımefendiyi çıkartıyorum ki oradaki üçlemeyi görsünler. Yani tecrübe var, orta yaş var ve genç yaş. Belki de inanın hiç eline iğne iplik almamış çocuklar gördüm ben. Yani tabii lise, çoktur onlar lise, zaten. Lise döneminde de öyle. Yani evet. Burada Ramazan programları yaptığımızda, liselileri çıkarttığımda onu gördüm. Hı hı. Yani inan liseli kız 10. sınıf daha eline iğne ipliği almamış. Yani nasıl delikten geçilir onu bilmiyor. Burada uygulamalar oldukça, yaşadıkça aileler, hatta çocuğun biri gelmiş, biz tabi kitabımızla birlikte 9 taş hediye ediyoruz. Hocam akşama kadar eve gittim, annemle babamla 9 taş oynadık, hatta annem babamı yendi. Onlar da çok sevindiler. Yani uzun yıllardır ilk defa biz bunu eskiden oynardık dediler. Beraber çok mutlu bir akşam geçirdik diye ertesi gün bunun dönütünü bize yapıyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Ya da programı yaptıktan sonra bizim bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra, bir ay sonra ziyaret ettiğimiz, yani biz programı yapıyoruz, bir ay sonra tekrar o okulu ziyaret ediyoruz. Yani yaptık, kitapları aldılar çocuklar ama ne alemdeler. Oynuyorlar mı yoksa öyle bir program? Daha kapıdan girer girmez hepsinin koşup gelmesi. En son bizim Mette Osman Aga diye bir oyun var mesela, onu oynatıyoruz biz. İzci oyunundan uyarladığım bir şeydi bu. Kulakları Çınlısın Hasan abi bunun yolunu bize açmıştı, biz biraz daha geliştirdik. Onun tekerlemesini söyle, okur olmak istiyorsan elini vur diye, onunla geliyor mesela. Yani unutmamış çocuk. Ve orada bakıyorum arkadaşlarıyla işte köşede Aliler Aliler Çingene Aliler diye bir oyun oynuyor kız çocukları mesela, öğrettiğimiz bir oyun oynatıyor, kitaptan öğrenmişler. Ve çocukların buna bir merakı var. Evet. Yani gösterildiği zaman, öğretildiği zaman çocuklar gördük ki bu oyunu severek, isteyerek oynuyorlar bu oyunları. Üstad, değil mi? Bir eksiklik fark edilmiş demek, evet, ki. Siz de tecrübe etmişsinizdir. Bugün apartmanınıza girdiğinde ya da okula gittiğinizde, çocuğunuzu almaya gittiğinizde teneffüslerde bir bakın, bir gözlemleyin. Çocuklar bilinçsizce, istemsizce koşuyorlar. Yani. Sağa sola koşuyorlar. Düşüyorlar, koşuyorlar bir şeyler. Yani ama ortak bir oyun oynayan yok. Futbol haricinde, yani bir futbol topu var. Amaçsızca koşuyorlar. Ama ortada bir futbol topu var. Ona da yani bir, yine aynı hurra bir koş, topu kim önüne gelirse tabiri caizse depiyor topu. Geri kalanlar sağa sola koşturuyorlar. Yani bir oyun kuralım, bir birlikte oyun oynayalım, en basiti köşe kapmaca oynayalım diye üreten, düşünen çocuk yok yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunu görüyoruz biz gittiğimiz okullarda, yani teneffüslerde gözlemliyorum. Bilinçsizce koşan çocuklar var. Çünkü neden, ne oynayacaklarını, nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar. Yani çocuk, ne acı bir şey bu ya Osman çok, hocam. Çok kötü bir şey hocam. Gösterilmemiş yani. Hocam gösterilmemiş. Anne baba da zaten bundan, hani dediğim gibi çalışan anne babaya döndüğümüz için yani sürekli. Onlar da bundan uzaklar, bundan kopmuşlar. Unutmuşlar. Onlar da oynamıyorlar. Çocuk bilmiyor ki. Bildiği tek şey
tabletiyle oturup bir köşede, inanın şunu karşılaştım, bakın samimi söylüyorum. Yukarı komşumuz bizim çocukları çağırdı. Yan komşudan geldiler. Hadi çıkın oyun dedim, yani oğlum oynayın çok iyi bir şey. Ben yarım saat sonra falan bir işim var, dışarıya çıktım. Abi kapının merdivenine oturmuşlar. O kız tabletini getirmiş. Bizimki evden tabletini getirmiş. Öbürünün elinde cep telefonu var. Yan yana sıra oturmuşlar. Ve üçü birden oyun oynuyorlar. Ve oynadıkları oyunun işte hilesini vesairesini birbirlerine... Yavrum bırakın şunu dedim ya, bırakın. Ya bir oyun oynayalım. Ya baba işte şurada ta oyun oynuyoruz. İşte şu, bırak dedim oyunu, hadi beraber oyun oynuyoruz. Hadi. Hadi bir toplu saklanmaç oynayalım. Toplu saklanmaç ne? İşte topu koyuyoruz, birimiz ebol, onu vuruyoruz falan. Acayip hoşlarına gittiler. Bıraktılar tableti. Bir baktım buna oyuna devam ediyorlar. Ertesi gün baktım buna devam ediyorlar. Sonra bir baktık, öğretmen oynayalım hadi öğretmen. Bunlar artık fenomen oyunlar olmaya başladı. Ama bir süre sonra bunlar da artık sıkılıyor, artık farklı oyunlar. Önemli değil. Keşke eskitebilsinler oyunları. Evet, evet. Yani keşfetsin de eskitsin, yani sevmesin onu. Evet, İstanbul'dan öğrendiğim bir oyun vardı mesela. Geldim hemen. Geldiğim gün, hadi dedim size bir oyun öğreteceğim. Onu oynayacağız dedim. Oyun güzel bir oyun yani. İsmi ne? Güle güle gül ama kimseye söyleme diye küçük çocuklara oynadığımız güzel bir oyun. Ama çok hoş bir oyun. Yani şöyle... Onu da anlatacağım, sonra reklam aramız var. Onu oynadım. Bak hemen annesine, ertesi gün annesine yaptılar. Ablasına yaptılar. Ama müthiş eğlendiler. Oyun hı-hı nasıl? Eline bu yüz boyamak için kullandığınız boyalar var ya. Onu çaktırmadan şu baş parmaklarınıza, orta parmağı, üç parmağınıza yani sürüyorsunuz. Ellerinizi yumruk yapıyorsunuz karşılıklı. Artık kurban diyelim biz ona, diz dize oturuyorsunuz ve diyorsunuz ki dediğimi diyeceksin, yaptığımı yapacaksın. Dizlerine doğru güle güle gül ama kimseye söyleme derken de yüzünü belli bölümlerin işte yanaklarını okşuyorsun, burnunu okşuyorsun, çeneni okşuyorsun, alnını okşuyorsun. Bir süre oyun böyle devam ediyor. Tabii karşı bundan bilinçsiz olduğu için o normalde oynuyor senin oynadığın yerleri. Oyun bittince birbirinizin yüzüne bir bakın diyorsunuz. Dönüp bir bakıyorlar. O ona gülüyor, o ona gülüyor. Sonra ortam yani her tarafı, yanakları kızarmış, işte alnı kızarmış, ne bileyim dudakları kızarmış. O da zannediyor ki sadece kendisi karşıya yapıyor. Kendine yapıldığını bilmiyor tabii. Kendinde boya yok, o bilmiyor. Oyunu kuranda boya var. Anladım. Onda boya yok. Mesela iki kişiyi sırt sırta. Biz mesela ne yaptık? Ablasıyla annesini, ben şimdi iki küçük çocuğuma öğrettim onları hemen. Gittim evde hemen o boyayı elime aldım. Hadi size bir oyun öğreteceğim dedim. Siz de bana yapacaksınız diye. Birini sağıma birini soluma oturdum. Güle güle gül ama kimse oynamadı yanaklarını, burnunu. Onlar da benim yanağımı olmaz. Oynarken zevk alıyorlar. Sonra dedim hadi birbirinize bakın. Baktılar bunlar yakala. Aa seninki boyamış, benimki boyamış. Hemen diyor anneme yapalım. Avlama yapalım. Tamam dedim, yapın. Oturttuk geçen akşam da. İşte. Dün akşam işte oturttuk. Sırt sırta verdirdik. Birbirine. Tabii anneler uyanıklar. Şimdi bizim küçük kız annesine yaptı. Tabii o neresi boyandı diye sağ sola şöyle baktığı için annesi çaktı. Yüzümü mü boyuyorsunuz falan dedi. Yani ortaya güzel bir şey. Yani o aileyle oynadığınız oyun var ya, o çocukların o mutluluğun hazzı var ya. Yani inan hiçbir şey değişilmez. Tabii. Hiçbir şey yapmıyorsa çocuklarımız kuyu kazsınlar değil mi? Toprakta. Evet. Yani toprağı eşelesinler. Toprakla temas etsinler. Vücutlarındaki bütün olumsuz enerjiyi, elektriği bir toprağa akıtsınlar. Hani biz bahçeye gittiğimizde ayağımızdaki terliği, ayakkabıyı çıkarır. Sonra çorabı çıkarır, paçaları sığar. Öyle değil mi? Evet. Bir toprağa basarız ki o an zaten acayip bir rahatlık geliverir. Olumsuz enerjinin toprağa gittiğini, aktığını hissederiz adeta. Hiçbir şey yapamıyorsa çocuklarımızı biz bu tür toprakla haşır neşir olabilecek küçücük bir alanda da olsa vakit geçirmelerini sağlayalım diyelim. Şimdi kısa bir aramız olduğunu işaret etti sevgili Yusuf kardeş. O aranın akabinde bir eserimiz var. Bir de haber aramız mı var? Tamam, biz birazdan tekrar burada olacağız.
Makro Market'in katkılarıyla hazırladığımız İftar Saati programı Ribat FM'de devam ediyor. Harman Biş kitabının yazarı sevgili Osman Bozdemir hocamız bugün bizlere eşlik etti. Ve Harman Biş'in çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarından derlenen bir kitap olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu kitabı çocuklarıyla oyun oynamak isteyen ya da çocuklarına oyun anlatmak isteyip de ama ben şimdi hangi oyunu anlatsam ki diye tereddüt yaşayan aileler ya da yahu abi ailemize ne gerek var, sen bize bu kitabı ulaştır, biz oradaki bütün oyunları oynuyoruz ve Osman abiye de kitabın sonundaki WhatsApp numarasından ya da mail adresinden fotoğraflarımızı, görüntümüzü gönderiyoruz diye içinden geçiren kardeşlerimiz varsa onların yapması gereken tek şey şu dakika itibariyle bize WhatsApp'tan ulaşıp bir isim bildirmeleri yeterli olacak. İki kardeşimize hemen kitabını takdim edelim biz. 0541-237-0148 no'lu WhatsApp'a mesajınızı, isminizi bırakabilirsiniz. İki dinleyicimize vereceğiz. Onların da sanırım ellerine birkaç gün içerisinde ulaşır. Hocam şimdi Harman Biş'ten bahsettik ama böyle Ramazan'da da çocukların hani kitabı hep 9 kategoriye ayırdık. Evde, işte bahçede, anne babayla, arkadaşlarıyla falan diye. Böyle bir çocuğun tek başına vakit geçirebileceği, en sevdiği, seveceği oyun ne olur mesela bu kitabın içinde? Tek başına çocuk oyun oynayabiliyor mu? Hayır. İşte şeyimiz arkadaşlığa dayalı. Tabii, bizim şeyimiz, temel esprimiz bu. Yani şöyle, yani burada tek başına oynayacağı hiçbir oyun yok. Mutlaka bir olmalı, birlikte olmalılar yani. Tek başına oynayamaz hocam. Zaten biz amacımız tek başlıktan. Bu da güzel. Arkadaşlık, tabii, dostluk, yani paylaşma, bir grup çalışması. Grup çalışması yapsın. Birlikte oyun oynamanın zevkine, aşkına varsın. Yani kaybetsin, üzülsün, kazansın, sevinsin. Güzel. Birlikte yapsınlar bunu. Onun için bireysel oyun hiç almadık. Mesela biz burada üç taş oyunumuz var. Erbimizin bildiği üç taş oyunu. Cakçuk dediğimiz oyun. Yani üç taşı ama dikey ama yatay bir şekilde yan yana getiriyorsunuz. İki kişiyle oynanıyor normalde, öyle değil mi? Biz bunu oyunlarımızda grup oyunu haline getirdik. Yani üç kişi karşı takım, üç kişi biziz ve bir sayışma, tekerleme ile oyuna başlıyoruz. Sadece takım oyunu haline getirmedik. Her bir köşesine de bir isim verdik. Bugün en büyük bizim ihtiyacımız olan şey nedir? Ümmet birliğinden bahsediyoruz. Birliktir. Birliktir, bir olmaktır değil mi? Yani geçen Sayın Reis Cumhurumuz da söyledi. Yani Mekke, Medine, İstanbul birdir diye o mitingde bunu dile getirdi. Biz işte bunu oyunumuzda öğretiyoruz. Bilinçaltına sunuyoruz. Tabii. Yani. Yani mesela oyuna bir lider, o üç kişi lider seçiliyor. Ama her bir köşede, işte en ortada Mekke var. Sağında Medine var, solunda İstanbul var. Oyunu anlatırken diyoruz ki Mekke, Medine, İstanbul bir olmazsa, yan yana gelmezse oyunu kazanamazsınız. Hmm. Oyunu kazanmak için Mekke, Medine, İstanbul yan bir olması gelmeli. Lazım. Güzel. Bağdat, Semerkant, İstanbul bir olmalı diyoruz. Bu bilinçle. Yani biz çocuklara hem oyunu oynatıyoruz aslında, hem de bir takım değerleri de vermeye. Bunu değiştirebilirsiniz. Konya özelinde eğer oynatıyorsanız, Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerini, bilinmesi gereken yerlerini köşelere yerleştirebilirsiniz. Çocuk oynarken diyecek ki işte Galip, sen Hacı Veysade Camii'ne git. Orada biz de diyoruz ki ha iyi, Hacı Veysade Camii'nde siz öğle namazını kıldınız. İşte Osman, sen Mevlana Kültür Merkezi'ne git. Aa, ne kadar güzel, cuma günleri, cumartesi günleri orada sema yapıyorsunuz değil mi? Hı hı. Orada yani bunları da yavaş yavaş biz aralara serpiştiriyoruz. Tabii aralara serpiştiriyoruz yani. Biz sadece hani bir oyun, çocuklar alsın oynasınlar değil. Orada bir takım değerleri de
Aslında mesela bu oyunu oynatırken çocuklara diyorum ki İplikçi Camii, işte orada var İplik Camii'nin figürünü koymuşuz biz. Lider diyor ki işte Ahmet İplik, Ayşe İplikçi Camii'ne git. İplik Camii nerede? Hocam bilmiyorum. Kayalı Park'ı biliyor musunuz? Hani evet hocam biliyoruz. Oraya giderken hani sağda bir şöyle bir tuğlalı gibi bir cami var. Ha evet hocam, orayı biliyorum, görmüştüm. Mesela Hazreti Mevlana'nın türbesini bilmeyen çocuklar var mesela. Büyüklerimiz bile var. Yani türbe içerisine girip de, öyle değil mi? Burada bunları, türbeyi görmemiş. Burada bunları veriyoruz. Yani sadece bir oyun çok oynatmayalım diyoruz. Biz değerlerimizi, kültürel değerlerimizi ve dini temel değerlerimizi de bu noktada biz verin. İşte en son dediğimiz Mette Osman'a oyununda yazar olmak istiyorsan, okumayı seviyorsan, efendime söyleyeyim mümin olmak istiyorsan ya da faydalı insan olmak istiyorsan, çalışmayı seviyorsan diye bir oyun var. En sonda da iyi insan olmak istiyorsan Allah de diyoruz. Mümin olmak istiyorsan, cenneti diliyorsan da hepsini yap diye. Yani oku, yaz, çalış, Allah de ve cenneti uygula bağlandı. Yani bir de bu uygula yaptıklarını. İşte onu diyorum. Ve cenneti garantile yani. Güzel. Bunu oyunla veriyoruz ve çocukların aklında hakikaten, işte dedim ya geçen okula gittim, çocuk hemen, yani bir ay geçmiş ama beni bu oyunla karşıladı. Aa ben sizi hatırlıyorum, siz Mette Osman'ısınız değil mi? Nereden hatırlıyorsun, hangi oyun oynuyorsun? Hemen bunu, okumak istiyorsan, okumayı seviyorsan diye bu oyunu bana, bu oyunun tekerlemesini bana söyledi yani. Bu güzel bir şey yani. Bu dönütleri gördükçe ben daha çok aşka geliyorum. Daha çok hevesleniyorum. Tabii ben oyun oynatırken kendimi kaybediyorum. Yani biz gittiğimiz programlarda sadece ben çıkıyorum, 3 çocuğu da alıyorum. Orada yapıyorum. Geri kalanlar oturup seyret. Ya böyle bir uygulamam yok. Aynı şeyi söyleyecektim. Osman Bozdemir'i ben 25 yıldan fazladır tanıyorum. Ve maddi kaygıyla yapmıyor. Yani buna ben kefilim. Çocuklarımız bilinçli yetişsin, eğlenerek öğrensinler ve öğrendiği şeyler onlarda bizim istediğimiz hassas şuuru bir şekilde barındırsın. Bu niyetle oyun oynuyor, oyun oynatıyor ve bu oyunları anlatıyor. Bu niyetle işte bir takım tiyatro oyunları sergiliyor ve bu niyetle Harmanmış diye bir kitap çıkarıyor. Güzel gayretler bunlar. Şeyi merak ettim mesela, bilinen en eski oyun diye bir oyun var mı hocam? İşte dediğimiz gibi körebe oyunu. Körebe mesela. Yani çok 1000 yıl öncedeki körebe oynanıyordu işte, büyük ihtimalle. Yani, evet kesinlikle öyle. Dedim ya 912 yılına ait bir Çin ders kitabında bu körebenin varlığından körebe bahsediyor. Yani çizimler yapılmış. Bu körebe geçiyor yani. Ya oyun gerçekten bir şey. Gerçekten evrensel. İşte mesela geçen Kıbrıs'a gittik. Orada da ben hemen bir cami cemaatinden, hani bizim Kapı Camii'nin o müdavimleri olur ya, dün Alaaddin Bey'le konuştuğunuz. Evet. Alaaddin'le konuştuğunuz müdavimlerden. Oradan bir tane amca, işte Kıbrıs gazisi bir amca. Hemen onu bulduk. Oradaki oynadığın oyunlar neydi? Hemen orada hemen kaydını aldık. Yani acaba Kıbrıs'ta neler oynanıyor? Oyun aynı. İsmi değişik. İsmi değişik. Oyun aynı. Çok iyi. Aynı oyun, sadece ismi değişik. Bunlar oynanıyor. Mesela sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Mukadder Gürsoy Beyefendi bu kitabın yayınlanmasına gerçekten çok büyük destek verdiler. Hatta kendisi bir Yunanistan ziyaretinde edindiği çocuk oyunları kitabını bana hediye ettiler. Hocam buradan da istifade et diye. Ben de oyuna baktım. Yani oradaki oyunlar da aynılar yani. İsimleri farklı ama genel itibariyle mantık oynanmış. Aynı mantık, kurallar aynı hemen hemen yakın birbirine. Orada yanan burada da yanıyor. Aynı yani. Evet. Her şey aynı yani. Çünkü işte onun için oyunun evrensel bir dili var yani, öyle söylemeye çalışıyorum. Hemen oyunla siz dilini bilmediğiniz birileriyle hemen kaynaşıyorsunuz. İşte ben şu anda Ekido 2 Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nde arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela yurdumuz var. Oraya gittik bir akşam. Hemen bu bizim geleneksel seyirlik oyunlarımız. İşte akşam iftarımızı yaptık. Ondan sonra bir cümbüş yapalım. Bir hani bir Ramazan gecesini yaşayalım diye. Orada bir seyirlik oyun. Yani çocuk yeni gelmiş. Çok Türkçeyi bilmiyor. Ama o oyunla birlikte
Bir anda adapte oluyor. Kesinlikle. Yani oradaki düşünün 100 kadar öğrencimiz kalıyor bizim orada. İşte geldiler o 10 kişi biz oynuyoruz ortada ama geri kalan 90 kişi yatıyor yerlere, videolar çekiliyor, bilmem ne yapıyor. Yani eğleniyor çocuk orada. Belki anlamıyor konuştuklarımızı yani. Ama müthiş eğleniyor, müthiş zevk alıyor. Bir sonraki oyunda birisi gelmek istiyor, birisi yani bizim seyirlik oyunlarda biliyorsunuz hafif biraz hani dayak demeyelim de birazcık sert yani böyle bir şeyler var. İşte onu gören buradaki çetnevir oyunları, seyirlik oyunları diyelim. Ama biz bunu şey yapıyoruz mesela. Yo, bildiğin dayak var hocam orada, hiç öyle yumuşatma kelimeyi. Yo yani. Yo şöyle. İnsanın haşadı çıkıyor bir kere orada. Şimdi şöyle, bilenler öyle de biz bunu mesela yumuşatıyoruz. Yani işte gulu gulu diye bir tekrar bir seyirlik oyunumuz var. Mesela biz bunu çocuklarla oynuyoruz. Nasıl bir oyunu? Çocuklar oturuyorlar. Ayakları birbirlerine. Ortada küçük bir boş alan var. Ebe orada. Oradaki oturanlar yani bir hindi gibi diyelim artık. Öyle bir ses çıkartıyorlar gulu gulu. Bu arada ellerindeki havluyu bacaklarının arasından geçirmeye çalışıyorlar. Tabii ebe bunu yakalarsa yer değiştiriyor. Yakalamazsa arkası dönük olan bizi çıkartıp sırtına o havluyu vuruyor. Ama bunu çocuklarla oynuyoruz biz. Çocuklarla oynanırken sıradan havlu, yetişkinlerle oynanırken o havlunun ucu düğümlenir, ucu ıslatılır falan yani, filan. Evet. Bir ton ağırlığında bir darbeye eşit hale gelir yani. Peki şimdi aramız mı var Yusuf? Bu ne arası? Son ara. Son ara. Evet, son ara. Aranın ismi son ara. Son aramız var. Son aradan sonra biz tekrar burada olacağız. O oyun tarifini alalım. Mesaj geldiyse o mesaj gönderen dinleyicilerimizin isimlerini ben alayım. Bu arada geçen hafta Bir Başkent'ten İzler kitabı kazanan dinleyicilerimizin adreslerine kitapların gönderildiğini buradan beyan edelim. Konya içindeki dinleyicilerimiz radyodan gelip alabiliyorlar. Konya dışındaki dinleyicilerimize de biz gönderiyoruz. Doğru değil mi? Tamam. Şu aramızdan hemen sonra tekrar bir araya geleceğiz. Ribat FM'de iftar saati devam ediyor. Şimdi çocuklarımızı konuşurken Osman hocamla çocuğa bir uçurtma muamelesi göstermeliyiz diye çok güzel bir örnek verdi. O örneği dinleyicilerimizle paylaşalım hocam. Bu arada Harman Biş kitabını kazanan dinleyicilerimiz de söyleyelim. Eğer o dinleyicilerimiz Konya'dalarsa radyomuzu ziyaret ettiklerinde kitabı buradan alacaklar. Konya dışındansa ismini okuyacağım dinleyicilerimiz. Onlar da bir zahmet adreslerini yine WhatsApp'a yazsınlar. Arkadaşlarımız bağlantı kurup gönderecek. Şimdi Harman Biş'i biraz daha konuşmak lazım bence. Ben doyamadım sohbete de şöyle akışa da ama vaktimiz sınırlı. Harman Biş'i inşallah Ramazan sonu bir denk gelirsek tekrar, bu program olur başka bir program olur, tekrar konuşmak isterim inşallah. Çocuklarımıza nasıl bir uçurtma benzeri bir tavır takınacağımız dinleyicilerimizle de paylaşalım. Ya ben şöyle çocukları bir uçurtmaya benzetiyorum, bu benim örneğim yani. Şöyle siz uçurtma uçururken nasıl o uçurtma gökyüzünde böyle dalgalandığında nasıl hoşunuza gider, nasıl mutlu olursunuz? İşte bir çocuk da bir uçurtma gibi olarak görüyorum ben. Ama şöyle, siz o uçurtmanın ipini eğer çok gevşek bırakırsanız kaçar, o uçurtma gider. Elinizden kaçar gider, uçar gider. Çok sıkı da tutarsanız rüzgar o ipi koparır yine ve yine gider. Uçurtma gider. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Rüzgara göre, tabii rüzgarına göre, yani hayatın o rüzgarına göre bazen sıkı bırakacaksınız. Tutmak, bazen bırakmak, evet. Çok güzel. Bazen böyle hafif çekeceksiniz, bir kendine getireceksiniz çok uçurtmayı. Güzel. Bir sağlamlaştıracaksınız. Sonra tekrar bırakacaksınız ortam müsait olduğunda. O uçurtma gökyüzünde yine sallanacak ve siz onun seyri zevkine dalacaksınız. Çok güzel böyle benzetme. Böyle bir benzetme yapıyorum yani. Peki
Hocam teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Allah Kalp razı Bey, olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Şeref gerçekten biz de şeref yap olduk. Sizinle aynı programda olmak Allah bize şeref olsun. Verdi. Harman bir şey konuşmak, eskiyi konuşmak. Benim için hoş de bir çok sohbet keyifliydi. Oldu. Çok Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bizlere biz bu fırsatı ederiz. Verdiğiniz için. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bu vakitlerde bizleri yalnız bırakmadılar, dinlediler. Sağ olsunlar. Hakikaten çok aktif bir dinleyici kitlemiz var. Evet. Telefon numarası veriyorum. Telefonlar çalıyor. WhatsApp diyorum. WhatsApp'a yazanlar oluyor. Şimdi iki dinleyicimize vereceğimizi söylemiştik. Adile Sönmez ve Badegül Odabaşı isimli dinleyicilerimiz. Harman Bişik kitabını kazanan dinleyicilerimizin isimleri. Onlar eğer Konya içinde ikamet ediyorlarsa lütfen radyomuzu teşrif etsinler ve radyomuzdan kitaplarını temin etsinler. Yok Konya dışındalarsa sevgili Yusuf Karacan kardeşime yine WhatsApp numarasından adresinizi bırakıp telefon numaranızla beraber bilgilerinizi bırakın ve adresinize inşallah gönderilmesini bekleyin. Bugünlük iftar saatinden bizden bu kadar. Şimdi ezgimiz var mı bir tane? Çok iyi bir ezgimiz olacak. O ezginin akabinde de muhterem Abdullah Büyük Hocamız sizlere hitap edecekler. Yarın saatlerimiz 18'i gösterdiğinde Allah izin verirse biz burada sizi bekliyor olacağız. Bir başka konuğumuzla görüşünceye dek hoşça kalın.